28 Eylül sabahından tekrar merhabalar. Evet, Doğan Holding hissesiyle ilgili hisse yorumlarımıza tekrar devam edelim. Ortalamaların altında kaldığını görüyoruz. Bugün gerçekten bu hissenin dar bir aralıkta sıkışıyor olması bugünü çok daha önemli kılıyor. Çünkü eğer bugün yukarıda 89-90 üzerinde bir kapanış göremeyecek olursak biraz zayıflama oluşabilir. Tabii endekse bağlı olarak bu zayıflamadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Hemen biz buradan Doğan Holding tablomuza dönelim. Acaba tablomuzda Doğan Holding'in 89 görüldüğü üzere önemli bir direnç 88. 89 bölgesini geçemediği takdirde 83'lere doğru bir geri çekilme ihtimali gündeme gelebilir tekrar. Bu anlamda önemli bir gün diyoruz. Hemen isterseniz buradan Türk Hava Yolları ile ilgili yorumumuza geçelim. Türk Hava Yolları'nda da açıkçası ortalamaların tekrar altına gelen bir hareket, ortalamaları yukarı geçemeyen bir hareket görüyoruz. Zayıflama eğilimi devam ediyor. Hemen burada seanslık bir tabloya bakalım. Bugün de evet 5.13 kapanışı görüldü. 5.15, 5.16'nın güçlü direnç olduğunu görüyoruz. Şöyle biraz daha saatliğe baktığımızda evet ortalamaların altında, son ortalamanın üstünde altında bir hareket görüyoruz ama zayıflama eğilimin devam ettiğini söyleyebiliriz. Hemen burada Türk Hava Yolları ile ilgili tablomuza baktığımızda evet 5.15, 5.16, bugün 5.15, 5.16 geçilemediği takdirde hava yollarına maalesef ki 5.10 seviyesinin kırılması gündeme gelir. Böyle bir durumda 5'lere, 5.04'lere doğru bir geri çekilme bugün dahi mümkün olabilir. Yani biraz daha zayıflama ihtimali hava yollarından etkili olabilir. Bugün bu anlamda önemli diyoruz. Hemen buradan isterseniz bir de Halkbank hissesiyle ilgili bir yorum yapmaya çalışalım. Evet, dün yine oluşan tepkinin cılız kaldığını, ortalama alanında kaldığını görüyoruz. Hemen hemen bütün hisselerde bu söz konusu. 9.05 gibi bir kapanış görüyoruz. Seanslık tarafa baktığımızda evet seanslık tarafta yine yukarıda 9, hemen Halkbank'a dönüyoruz. 9.11, 9.08'in iyi bir direnç olduğunu şu an için görüyoruz. Aşağıda 9.02, 8.99. Bu bölge oldukça önemli. Eğer 9 seviyesi altında bir gerileme görecek olursak, ilk etapta görüldüğü üzere 8.94 seviyesine doğru, yani 9.02'nin kırılması 8.99, böyle bir durumda 8.93, 8.91 ihtimalle gündeme getirebilir. Haftalık tabloda görüldüğü üzere 9.11 kırmızı hat, günlükte 9.11 mavi hat, direnç bölgeleri. Burası geçilmediği müddetçe bu ihtimal aylıklara da sirayet edecek gibi gözüküyor. Önemli bir gün diyoruz. Hemen isterseniz buradan şu an için sorularda da bu hisseyi alıyoruz. İş Bankası C hissesinin durumu nedir? İsterseniz bunu yorumlayalım. Hemen İş Bankası'na baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Satış sonrası önemli bir ortalama, uzun vadeli ortalamaya yaklaştıktan sonra gelen tepki hareketini görüyoruz. Bugün 4.75, aşağıda 4.72 önemli bir destek aralığı. Bu aralığa sıkışmış durumda. Dün itibariyle de baktığımızda, günlük tabloya baktığımızda, evet günlük tabloda daha zayıf bir tepki hareketi içinde olduğunu görüyoruz. Önemli ortalamaların, çok önemli ortalamaların orta uzun vadeli ortalamanın üzerinde ama kısa vadeli ortalamaların altında. Bugün tekrar yukarıda 4.78. Hemen şu tabloya baktığımızda 77-78 bölgesinde direnç olduğunu görüyoruz. Eski destek hattının altında olduğu için 4.78, 4.80'in üzerine atması çok zor. Dolayısıyla İş Bankası'nda bugün daha sıkışan ama biraz daha satış yönlü giden, aşağıda da 4.70-72, hatta 70'in altını denemek isteyen bir gün görebiliriz. Bu anlamda önemli diyoruz. Benim dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Bol kazançlar. Sayfamıza YouTube üzerinden abone olmanızı tavsiye ediyoruz. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Herkese iyi günler.